Evet arkadaşlar, bugün hayatım boyunca en çok zevk aldığım o oyuna geldik. O oyunun adı WoW Team. Şaka şaka, tabii ki de WoW Team değil. O oyunun adı arkadaşlar Warframe. Selamlar arkadaşlar, ben Kriven, yani Bilal. Arkadaşlar bugün size zaten en sevdiğim oyunundan bahsettim. Şimdi öncelikle bu oyunu oynamanız için size belli sebeplerden bahsedeceğim. Hazır korona zamanındayken de evde oturduğunuz için bir şans verirsiniz diye düşünüyorum. Güzel oyunlardan size bahsedeyim. Ve bu oyunu daha önce bir şans vermenizi tavsiye ederim. En azından öyle söyleyeyim. Öncelikle Warframe kendine özgü bir oyunu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kategori olarak çok farklı kategorileri var. PvP'si var, co-op'u var, hikaye mevcut falan vesaire. Ona açık dünyası var. Yani çok fazla zevk alacağını söyleyebilirim. Yani vaktinizi harcadığınızda boşa gittiğini hissetmiyorsunuz. Ve kendine özgü çok farklı bir platform gibi durduğu için, yani platformdan kastım kategori gibi durduğu için sıkılmıyorsunuz. O yüzden çok beğendim ben. Yani kendi dediğim gibi en sevdiğim oyunsa vardır bir sebebi diyorum. Size şöyle anlatayım. Oyunu, yani silah, zırh, warframe, ondan sonucuma düşman çeşitliliği çok fazla. Çok çok fazla. Yani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve silahlarınızda şöyle bir durum var. Modlama diye bir sistem var arkadaşlar. Yani silahınızı hızlı atış etme, toksin, zehir, buz dondurma, ateşli mermi falan vesaire birçok şeyi ekleyebiliyorsunuz. Tamamen sizin oyun tarzınıza kalmış. Ve suikastçı sevenler vardır illa aranızda. Suikastçını sevenler için suikastçı Warframe'ler arkadaşlar görünmez olabiliyor. Bir anda yanına gidip bıçakları sokabiliyor vesaire. O tarz Warframe'ler var. İsterseniz tank da oynayabilirsiniz. Dana gibi, yani hiçbir şekilde ölmeden yararak gidebiliyorsunuz. Tamamen sizin oyun zevkinize kalmış. Ufak bir bilmece ve casusluk sistemini kurmaları oyuna çok hoşuma gitti. Alarm çalması vesaire. Süper bir altyapı kurmuşlar, sistem kurmuşlar arkadaşlar. Her şey sistemli bir şekilde gidiyor. Ekstradan hiçbir oyunda görmediğim bir mevzu var. Arkadaşlar oyunda avcılar var, kiralık katiller. Yani bir boss kestiğiniz zaman bu size karşılıksız bir şekilde kalmıyor. Peşinizde kiralık katil casus düşüyor, stalker. Ve sizi görevlerin ortasındayken veyahut da basit bir silah kasarken sizi bir anda yakalayıp öldürmeye çalışabiliyor. Genelde düşük silahım varken geliyor benim yanıma, öyle geldi. Çoğu zaman da ölmüşümdür. Veya takımıma yardım isteyip, yani takımım saldırırken ben kaçmaya çalışmışımdır. Ama yine de arkamdan öldürmüştür. Onun haricinde yine kesildiği zaman güzel eşyalar veriyor. Nedense boss'tan daha güçlü bir kiralık katil yapmışlar. Ne saçma bir şeyse artık. O yandan böyle bir saçmalık var. Ama oyunun gerçekten tadı, tuzu, her şeyi. Diğerleri de var. Birçok çeşidi var o arkanızda dönen avcının. Daha neler neler var ki onu keşfetmeyi size bırakıyorum. Anlatmaya bile gerek yok yani. O kadar zevk aldığım bir şey. Yani bir oyunda sabit gitmiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir göreve giriyorsunuz, diğer görevde gelebiliyor mesela. Oyuna bir farklılık atıyor. Çok fazla tadı tuzu oluyor yani. Çok hoşuma gitti benim o yüzden. Onun haricinde PvP'sini çok önermiyorum. PvP'si çok etkili değil. Çok da fazla insan oynamıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Oyunda nakit sistemi var bildiğiniz gibi. Yani daha doğrusu ücretsiz oynarken yani nakit sistemi vardır. Fakat adam var, size yapabileceğiniz her şeyi, yani yapabilecekleri her şeyi size sunmuşlar. Şöyle bir durum var. Oyunda relik kırarak, yani savunma moduna girebilirsin mesela. 40. seviyeye kadar gelip her 5 seviyede bir relikleri kırıp o reliklerden çıkan ürünleri ticarete döküp satış yapabilirsiniz ve nakit karşılığında, bu arada nakit alıp istediğiniz her şeyi geliştirip alabilirsiniz. Normalde ücretsiz olmaması gereken bir oyun bence. Çünkü grafikler olsun, hikayesi, senaryosu çok güzeldi arkadaşlar. Müzikler falan muazzam. Gerçekten hem çok duygusaldı hem nasıl söyleyeyim, korkunç sahneleri çok fazla oldu. Yani hepsini bir arada bulundurmaları çok zor aslında normalde düşündüğünde, ama gerçekten çok güzel bunu başarmışlar. Her karakterin belli, yani Tino'nun belli, kullanılabildiği daha iyi olduğu yerler var. Yani tut da Wolverine'in bıçaklı olan şey Tino'suna kadar var abi. Yani Wolverine gibi haşır tuşur kese kese gidebiliyorsunuz mesela Valkyrie ile. Gibi gibi şeyler yapmışlar. Çok fazla çeşitlilik yapmışlar. Gezegenler var. Gezegenleri açmak gerekiyor. Oyunun başında zaten zor olan mevzu burası abi.
Zor ama her şey başta zor. Bunu aşabilirsiniz. Yani başta geçtiğiniz zaman oyundan gerçekten zevk alamayacaksınız. Gezegenleri açtığınızda her gezegenden görevleri farklı arkadaşlar ve ortam, yani gezegenleri taklit etme mevzusu çok güzel yapmışlar. Her gezegen açarken portalların başında korucu var. Bu korucuyla VS atıyorsunuz, düelloya giriyorsunuz. Kestiğiniz zaman yeni gezegeni açabiliyorsunuz. Bu benim de çok hoşuma gitmişti mesela. Başlarda oyun Türkçe olmasına rağmen çok zor. Ama bir şekilde aşabilirsiniz. Yani normalde insanlar bir şekilde yardımcı oluyor. Yani en azından bana çok fazla yardımcı oldular. Chat'e falan yazdığımda bana global chat'e yazdığımda yardımcı oldular sağ olsunlar. PlayStation ve X şeyde bilgisayar serverında da var. Fakat X'in platformları farklı. Ne hikmetse. İlk PlayStation aldığımda işte bilgisayarımı kaldırmıyor. Dedim ki PlayStation oynuyorum. Meğersem PlayStation'ın serverlar farklıymış. Tabii biz sap gibi kaldık. Warframe'de oynayamadık. Asıl amacım normalde Warframe oynamak PlayStation aldığımda. Öyle de bir durum oldu. Şimdi PlayStation'ı satıp tekrar bilgisayar alıp Warframe oynamayı düşünüyorum. Şu anda bende yok, bilgisayarım kaldırmıyor. Zaten video montajlarken bile bilgisayar yanacak gibi oluyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Öyle bir durumlar yaşıyorum şu anda. Onun haricinde oyunun aslında bahsetmek istediğim çok da anlatmaya gerek olan bir şey yok. Yani gerekli olan her şeyi size aktardım. Açık dünyasından bahsettim. Hayvanlar var, hayvan avlayabiliyorsunuz, balık avlayabiliyorsunuz. Kaykayla açık dünyada gezebiliyorsunuz. İsterseniz jetpack takıp onunla da gezebiliyorsunuz. Ve jetpack bu arada silah mühimmatlı. Roket pen fırlatabiliyor. Bayağı zevkli arkadaşlar. Size her türlü çeşitli sunmuşlar. Uçağınızı bile değiştirip özelleştirebiliyorsunuz. Karakterinizi değiştirip özelleştirebiliyorsunuz. Çok çeşitli, çok fazla silah çeşidi bulan oyunlardan bir tanesi. Ve benim gerçekten gönlümün efendisi şu anda Warframe olmuş durumda. Çeşitliliği ve uzun ömürlülüğü konusunda beni çok fazla tatmin etti. Hala düşünün yani, o kadar oynamama rağmen ki tek başıma oynadım. Tekrar oynamayı düşünüyorum. Tekrar oynamaya başladığımda da beraber ekleyici beraber de oynayabiliriz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.